arkadaşlar. Üçgen ve dörtgende açılarla karşınızdayız. Gerçekten de çok heyecanlıyız ve bugün sizlerle beraber geometri işlemeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz matematikle geometri birbirinden ayrılıyor ve bizler artık matematiği bıraktık. Birazcık ne yapıyoruz? Şekillerle uğraşıyoruz ve üçgenle dörtgenlerle karşınızdayız. Hadi bakalım herkes toplansın arkadaşlar. Dersimiz başlıyor. Evet arkadaşlar bugün şöyle bakalım tarihler kaçı gösteriyor tarihler arkadaşlar sevgili arkadaşlar 19 Nisan 2022 günlerden salı ve saatlerimizde 17'yi gösterdiğinde sizlerle beraberiz gerçekten de çok keyifli güzel bir günden hepinize selamlar sevgiler iletiyoruz Nisan programımız dolu dizgin bomba gibi devam ediyor arkadaşlar ara tatil geçti geride kaldı ve ne yapıyoruz yavaş yavaş artık dönemin sonuna doğru ilerliyoruz ve bu dönemden sonra ne yapıyoruz sınav olarımız olacağız. Karne alacağız ve yaz tatili bizleri bekleyecek ve ondan sonra hepinizi 6. sınıf kanalımıza bekleyeceğiz. Nisan ayı da bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Ödevleri yapmayı ihmal etmiyoruz. Gerçekten de bizim için çok çok önemli diyebiliriz. Evet şöyle bakalım. Kimler aramızda? Hemen onlara bir bakalım sevgili arkadaşlar. Zera Eskar Eskara aramızda. Furkan Güler hoş geldin Furkancığım. Enes Batur burada. Sümeyra, Süer, Ali Balta, Mustafa Kadam aramızda. Hoş geldin. Zübeyde Sarıkaya aramızda hoş geldiniz arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza haber verin çünkü arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz sizlere dijital kitap hediye ediyoruz bakın dijital kitap hediye edeceğiz ne vereceğiz bugün taktikliği vereceğiz arkadaşlar taktikliği soru bankasını vereceğiz ve taktikliği kitabımızda ne yapacağız hemen sizlere göstermiş olalım hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. E, kitaplarda şöyle bir yorumlara bakalım. Yorumlara bakalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım yorumlarda kimler var kimler yok. Kitaplarımız da alalım arkadaşlarımızdan hemen kitaplarımız da gelsin. Beşinci sınıf kitaplarımızda sizlere hediye edeceğimiz taktikli hemen gösterelim sizlere arkadaşlar ve tabii ki ne yapacağız? Tabii ki taktikli kitabımızı, dijital kitabımızı almak için yapman gereken işlemler çok kolay arkadaşlar. Ne yapıyorsun biliyor musun? Tabii kaydolanlar var artık öğrendiler. Kaydoluyorlar sevgili arkadaşlar. Hemen uygulamayı indiriyorsun. Ne indiriyorsun? Tats uygulamasını indiriyorsun. İndirdikten sonra sevgili arkadaşlar kayıt oluyorsun. Kayıt olduktan sonra ismini, cismini falan güzelce yazıyorsun. Kayıt olduktan sonra kitabını aktif edeceksin. Ne ile edeceksin? Tabii ki sana verdiğimiz kodla arkadaşlar. Tabii ki sana verdiğimiz kodla. Hatta ilkini arkadaşlar ders erken gelenlerin arkadaşlar şans olsun. Hemen verelim. DVK ne yapıyorsun? Bu kodu hemen not al. DVK kodlarını not al arkadaşlar. Bunları ne yapacaksın? Hemen not alacaksın ve aktive edeceksin. Peki bunlar ne zaman vereceğiz? Bunlar da dersin arasında ara ara arkadaşlar sizlere vereceğiz. Lütfen çok dikkatli ol ve bu kodları da asla unutmuyorsun dedik. Ve sevgili arkadaşlar bugün sizlere ne yapacağız? Bugün sizlerle beraber üçgenin açılarını göreceğiz. Bravo! Üçgenin açılarını görüyoruz arkadaşlar. Süper. Devam ediyoruz. Dörtgen açıları göreceğiz. Bravo arkadaşlar. Dörtgen açıları göreceğiz. Ve açı ile ilgili sorular çözeceğiz. Balığımız biraz havaya doğru kalkıyor. Herhalde uçuşa geçmiş balık arkadaşlar. Diyebiliriz tıpkı bizim gibi. Evet sonradan gelen arkadaşlarımız. Mesela kim var? Remzi Gül. Hoş geldin Remzi. Berat Yılmaz. Mükemmelsin. Hacer Bakır. Bengüse Anıl. Hoş geldin. Zeynep İmre. Mavi Nur Öztürk. Süpersiniz. Öznur Aygün'de. Hoş geldi dersimize. Evet şu an canlı canlı hemen şu anda arkadaşlar like butonuna basabilir miyiz? Şu anda. Evet bakıyorum kimler basıyor. Evet arkadaşlar kimler basıyor bakalım. Süpersiniz gerçekten harikasınız. Evet arkadaşlar dijital kitap vereceğimiz kitabımız burada taktikli soru bankamız gerçekten efsane. Lütfen bu kitabın dijital baskısını dijital almak istiyorsan kodları takip et. İlk kodumuz DVK'ydı arkadaşlar. DVK'yı notunu aldın hemen ne yapıyorsun? Diğer kodları da beklemeye başladın. <laughs> hemen bakalım arkadaşlar dersimizde neler var? Şimdi üçgenin iç açılarına bakalım. Üçgenin iç açılarının arkadaşlar ölçülerinin toplamı her zaman ve her zaman kaç derece biliyor musunuz? Bunu sakın unutma. 180 derece. Bakın arkadaşlar bu ilerleyen yıllarda da çok karşımıza gelecek. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka unutmayın. 180 derece. Hangi açılar onlar? Bakın K açısı. Arkadaşlar M açısı ve L açısı üçgenin 3 üç tane iç açısı vardır ve bu iç açılarının toplamının hepsi 180 derecedir. Peki hocam üçgenlerin yani bütün üçgenlerin mi iç açılar toplamı her zaman ve her zaman 180 derecedir? Evet arkadaşlar, üçgenimiz eşkenar üçgende olsa, ikizkenar üçgende olsa, çeşitkenar üçgende olsa hiç fark etmez. Bütün üçgenlerin iç açılar toplamı 180 derecedir. Sevgili arkadaşım bunu not almayı unutmuyorsun. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Peki tatlı tatlı hemen bir soru çözelim bakalım. Mesela hemen canlı canlı bir soru çözelim arkadaşlar. Bakalım sorumuz ne diyor? Diyor ki Aşağıdaki aşağıda birer açısı verilmeyen üçgenlerde verilmeyen açıyı bulunuz demiş. Birinci üç, üçgenimizde A açısını soruyor. ikinci üçgenimizde K açısını soruyor. Evet arkadaşlar top sizde. Lütfen şu soruların cevaplarını şu an yorumlara yazar mısınız? Ve bakalım yorumlarda kimler doğru cevabı bulacak. Üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Hemen ne yapalım? okuyalım sevgili arkadaşlar ve cevaplayalım. <laughs> ben de bir yandan ne yapayım? Yavaş yavaş arkadaşlar yapalım. <laughs> evet doğru cevap veren arkadaşlarımız var. Harikasınız gerçekten. Şimdi üçgenin çeşitler toplamı 180 ise o zaman ne yapıyorum? 70 ile 50'yi topluyorum arkadaşlar. 70 ile 50'yi topluyoruz. Topladık bakalım kaç yapacak? Buradan 120 derece mi yaptı? Harika. O zaman ne yapacağız? 120 derecesi 180 dereceden 180 dereceden 120 dereceyi çıkarttığımızda boşta kalan açımızı bulmuş oluyoruz. O zaman şu açımız arkadaşlar kaç derece oluyor? 60 derece oluyor ve doğru cevabı yazdık. Buraya bakalım. Burada da aynı şey. K açısını soruyor. O zaman iki açımızı toplayıp 180'den çıkarttığımız zaman bilinmeyeni ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Hemen bakın topladık buradan arkadaşlar. Buradan 5 yaptı, buradan 6 yaptı, buradan da 1 yaptı. 165 derece. O zaman ben burayı bulmak istiyorsam ne yapacağım? 180'den 180'den 165 çıkartıyorum ve doğru cevabımı da kaç olarak buluyorum arkadaşlar? 15 derece olarak bulmuş oluyorum ve ne yapıyorum? Hemen de yazıyorum. Bakalım arkadaşlarımızdan kimler doğru cevap vermiş? Hasan Koçi, harikasın Hasan. Aynur Çalışkan, süper. Ayla Akılıç, harikasın. Elif Ece'nin süpersin. Can Baykal'da yine doğru cevap veren arkadaşlarımızdan bir tanesi diyoruz. Biraz sonra dijital kitap için kodlarımızı vermeye başlayacağız. Hadi bakalım şu bilgiyi de öğrenelim ondan sonra devam edeceğiz. Dörtgenlerin iç açıları. Sevgili arkadaşlar üçgenlerin üç tane açısı vardı ve toplamları 180 dereceydi. Dörtgenlerde bakın arkadaşlar şöyle şuradan çizgi çektiğimde. Çizgi çektiğimde kaç tane üçgen meydana geldi? İki tane üçgen meydana gelmedi mi? E, o zaman arkadaşlar bu da 180. Bu da 180 ise o zaman dörtgenin iç açılar toplamını mantık olarak 360 derece bulmuyor muyuz? Evet tüm dörtgenlerin arkadaşlar tüm dikdörtgenlerin veya karenin veya tüm dörtgenlerin iç açılar toplamı her zaman ve her zaman 360 dereceye eşittir. Buradaki açılarımız A açısı bakın burada B açısı bakın burada C açısı bakın burada da D açısı olmak üzere toplam 4 tane açımız var ve bu 4 tane açının toplamı 360 derecedir diyoruz. Evet arkadaşlar heyecanla beklediğinizi biliyorum ve ilk kodlarımız D ve K'ydı. Şimdi ikinci kodlarımızı veriyorum. Lütfen notunuzu alın, arkadaşlarınıza haber verin. Bu muazzam, bu efsane kitabı kazanmak istiyorsan iç, içinde bakın arkadaşlar güzel renkli, canlı, tamamen yeni nesil sorulardan oluşan. Tabii ki böyle ufak eski tip sorular da var ama gerçekten seni alıp bir noktadan başka bir noktaya taşıyacak efsane bir kitap. Matematik ve fen içerisinde var. Dolayısıyla bu kitabı kazanmak istiyorsan sana kodunu veriyorum. Diğer kodlarımız evet arkadaşlar geliyor. Hazırsanız arkadaşlar geliyor. B ve F. Evet kodumuz arkadaşlar B ve F. Bursa ve Fransa. O zaman ne yaptın? Notunu hemen almış oldun. Haydi bakalım devam ediyorsun. Kodunu aldın ve bilgileri de almaya başlayalım. Dörtgenlerin çalıştılar toplamı 360 dereceydi dedik. Şimdi hemen bir soru yapalım. Yanda verilen ABCD dörtgeninde. Bakın dörtgeninde. A açısı 120. B açısı 65, C açısı 95 ise D açısının ölçüsü kaç derecedir? Nereyi soruyor arkadaşlar? Bakın burayı soruyor, burasını soruyor bizlere. Biz de buraya hemen ne yaptık? Soru işaretimizi yaptık. Evet, bakalım arkadaşlarınızdan kimler bunun cevabını verecek sevgili arkadaşlar? Bakalım, 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 bakalım arkadaşlar bakalım. Şöyle bir yorumlara bakalım. Sizler de soruyu çözerken ben de isimlerinizi okuyayım. Ahmet Çoban. Ahmet Çoban demiş ki verin hocam demiş heyecanla bekliyorum demiş. Miray Sudincay benim var ki demiş. Olsun Miray bir tane daha e, kitap göz çıkarmaz. Onun arkadaşına hediye edersin. Eylül Paşa e, demiş ki hocam ismi okur musunuz? Eylül'cüm tabii okuruz ne demek? Be, ben Suhas. 360 demiş süper. Esra Koç hocam sizin sınav, yüzünüzden sınavlardan yüz alıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bana bir çare bulun. Çare bulmaya gerek yok Esracığım. 100 almak harika bir şey. Tebrik ediyoruz seni. Gerçekten. Evet yorumlara bakalım. 80'ler havada uçuyor. 100 diyen var. 60 diyen var. Sevgili arkadaşlar bakalım 100 diyen Dilara 80 demiş. Gerçekten çok değişik cevaplar geliyor. Ben de merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar dörtgenlerin iç açılar toplamı az önce öğrendik. Kaç dereceydi? 360 derece değil miydi? Evet. O zaman ben 3 tane iç açım bakın şu açımı şu açımı ve şu açımı 3 tane iç açımı toplayıp 360'tan çıkartırsam o zaman kalan açımı bulmuş olurum. O zaman toplayalım bakalım 120 derece, 65 derece ve 95 dereceyi topluyoruz. Topladığımızda burası 0, elde var 1 hemen yazdık. 9 10 16 17 18 8 elde var 1 2. 280 derece yapıyor. Çok güzel. Peki 3 açımızın toplamı 280 ise sonda kalan açımızı bulmak istiyorsam 360'tan 280 dereceye çıkarttığımız zaman arkadaşlar ne oldu? 80 dereceyi buluyor muyum? Evet buluyorum. Ve doğru cevap veren 80 diyen arkadaşlarımızdan şöyle isimlerine bir bakalım. İlk bilen arkadaşımızı Nermin Çınar. Süpersin Nermin. Nermin Çınar arkadaşımız. Nermin Çınar arkadaşımız. Gerçekten çok hızlısın. Süpersin gerçekten. Doğru cevabı da harika bir şekilde bulmuş olduğum ve diğer arkadaşlar Mustafa Tahsin Öztürk doğru cevap vermişsin süpersin. Ee, bakalım başka arkadaşlarımızdan Eylül Arslan da yine doğru cevabı veren arkadaşlarımızdan bazılarıydı dedik ve yolumuza efsane bir başka soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar lütfen sessiz olabilir miyiz? Gerçekten sessiz olalım ve bu soruya odaklanalım. Şu anda aramızda bulunan tüm öğrenciler bu soruya odaklansınlar ve doğru cevabı yorumlara Lütfen yazsınlar sevgili arkadaşlar. Ben de şöyle bir kitabı inceleyeyim bakayım. E, konumuzla alakalı bölümlere bir bakalım. Sizler soruyu çözerken sevgili arkadaşlarım. Evet açılar, dikinme, devam ettik buraları geçtik. Veri toplamalar, zaman ölçmeler arkadaşlar. Geliyor tabii ki uzunluk ölçü bilimleri daha bunlar gelecek. Çok Çokgenlerdeyiz biz bu arada arkadaşlar. Bakın böyle efsanevi güzel şekiller ve üçgenler var. Üçgenler burada, dörtgenler burada bakın ne yaptık Bunları da ödev olarak vereceğiz sizlere. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz sessiz olduk. Kalem kağıt sesleri bana kadar geliyor ve doğru cevabı veren arkadaşlarımız var. Çok dikkat edin. Ee, arkadaşlar e, acaba kaç olacak? Cevaplarda bakıyorum. Gerçekten doğru cevap veren arkadaşımız var. O arkadaşımızın ismini yazıyorum. Gerçekten bu sefer hemen yazacağım. Hemen yazıyorum. Kim biliyor musunuz arkadaşlar? Kübra Tatar arkadaşımız bakın Kübra Tatar arkadaşımız gerçekten müthiş hızla sorumuzun doğru cevabını vermiş oldu. Şimdi hemen soruya odaklanalım. Yanda verilen şekilde ABC ikiz kenar üçgenmiş ve FEDC bir karedir. Buna göre ACF kaç derecedir? Arkadaşlar ikiz kenar üçgenlerin bakın ikiz kenar üçgenlerin dikkat edin ikiz kenar üçgenlerin tabandaki açıları da birbirine eşittir. Nasıl bulacağız? 180'den sevgili arkadaşlar 30'u çıkartıyorum kaç derece kaldı elimde? 150 derece kaldı. 150 dereceyi iki eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. 2 eşit parçaya bölersem çünkü ikizkenar üçgenlerin ikisi de taban açıları birbirine eşittir. 2'ye bölersem kaç derece oldu? 75 derece. O zaman buraya ne diyorum? 75 derece diyorum. Burası da arkadaşlar 75 derece oluyor. E burası da bir kareymiş. E karenin de arkadaşlar burası 90 derece değil midir Allah aşkına? Evet süpersiniz. O zaman Gel gelelim şuraya e arkadaşlar bakın burası da komple 180 derece olmaz mı? Evet komple 180 derece olur. Peki ben şuradaki açıyı bana soruyor. Buradaki açıyı. Bakın buradaki açıyı bulmak istiyorsam şöyle kırmızıyla işaretlediğim açıyı bulmak istiyorsam eğer ne yapmam gerekiyor? 90 ile 75 topluyorum ve 180'den çıkartıyorum. Haydi bakalım 90 ile 75 topladık. 90 ile 75 topladık kaç yaptı? 5. Buradan 165 yaptı. E 180'den 165'i çıkarttım. Hoş geldin 15 derece. O zaman arkadaşlar burası kaç dereceymiş? 15 dereceymiş diyoruz ve doğru cevabı 15 bulan arkadaşlarımız da tebrik ediyoruz. Tabii ki ilk bilen Kübra Tatar arkadaşımız da alkışlıyoruz gerçekten. Can Baykal hoş geldin Can'cığım süpersin. E, Ahmet Çoban demiş ki hocam lütfen e, be, Begüm demiş saçımı çekiyor lütfen söyler misiniz çekmesin. İrem Canan demiş ki hocam annem Beslenme evde unutmuştum. Getirmiş. Alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Evet nöbetçi öğrencimiz kapıyı vurdu ve Zeynep İmre'yi çağırdı. Annesi anahtarını evde unutmuş. Zeynep'ten alacakmış. Hay Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Burası iyice şeye döndü. Leyla Barut da demiş ki hocam benim ucum bitti. Dilara'dan alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin Leyla. Ne demek yani? Uç bittiyse alabilirsin tabii ki diyoruz. Ve sevgili arkadaşlar geliyorum dijital kitabın hediye edilmesinde. Kodlarımızı vermeye devam ediyoruz. Efsane taktikli kitabımızı verirken dijital kodlarımızda arkadaşlar telefona girdiğinizde orada kitabı aktive et bölüm var. O aktivasyona tıkladığınızda orada diyor ki bu numarayı giriniz diyor. DK ile başlayan numarayı girmeni istiyor. Sen de bu numarayı işte arkadaşlar bu kodu ne yapıyorsun alacaksın gireceksin. BF ilk kodumuzda arkadaşlar ikinci kodumuzu veriyoruz. İkinci kodumuzu veriyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Hazırsanız açtık. Ve H ve G arkadaşlar. H ve G harfleri ne yapıyorsun? E, not alıyorsun. B, F ve H, G kodlarını not aldın. Harikasın. Haydi bakalım not aldıysan yolculuğumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım efsane bir başka soruyla. Evet sorumuz ekranda sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım sorumuz ekranda. Lütfen tam bir sessizlik. Sevgili arkadaşlar tam bir sessizlik. Şöyle bir yorumlara bakalım. Ee, sevgili arkadaşlar. Kadriye Ceren e, demiş ki hocam ben okul korasındaydım, Derse geç geldim. Katılabilir miyim? Tabii ki katılabilirsin Kadriye. Şengül Şevval son hocam ben de Kadriye ile beraber korodaydık. 23 Nisan için hazırlıklarımız vardı. Onun için geç kaldık diyor. Aman Allah'ım gerçekten korolar, etkinlikler, şarkılar, türküler. 23 Nisan tabi gösteri sonu arkadaşlarımız olacak. Beri tambalı balı e, kodları demiş ki, hocam ne yapacağız? Kodlarımızı tat uygulamasına girip oradan arkadaşlar ne yapacaksınız? E, oraya girdiğinizde kitabı indiriyorsunuz ve oradan bilgisayar üzerinden soruları çözüyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Evet sorumuz ekrandaydı. Bakalım doğru cevabı kim veriyor? Şimdi yanda verilen şekilde. ABCD dörtgeninde DAB açısı ile DAB açısı bakın burada DAB açısı ile arkadaşlar DBC açısı bakın şuradaki açı birbirine eşitmiş. Buna göre C açısını soruyor. C açısını isterseniz şöyle bir soru işareti koyalım arkadaşlar. Soru işareti koyalım. Şimdi öncelikle şuradaki üçgenden arkadaşlar hareket etmek istiyorum. Bakın şu üçgende ben A açısını bulamaz mıyım? Bulabilirim değil mi arkadaşlar? Bakın şu üçgende A açısını bulabilirim. Haydi bulalım bakalım. Ne yapacağım? 68 ile bakın 68 ile 60 toplayacağım tabii ki. Topladık 8 128 derece yaptı. E 180'den 128'i çıkartırsam buradan arkadaşlar ne olacaktır? 30 olsa 52. 52 derece. Buraya geliyorum artık burası sen 52 derecesin diyorum. E burası 52 ise o zaman burası da 52 derece olur. Süper. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Buradaki üçgenime bakıyorum. Buradaki üçgenimde durum ne? Buraya baktığımızda soru işareti soruyor. Bir açımız 52, diğeri de 52. O zaman ne yapıyorum? 52 ile arkadaşlar 52'yi topluyorum. Topladıktan sonra burası 4, burası da ne oldu? 104. Peki soru işaretini bulmak istiyorsam Üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için 104'ü çıkartıyorum. Buradan da cevabımın 76 derece olduğunu mükemmel bir şekilde arkadaşlar bulmuş oluyoruz. Bakalım 76 diyen arkadaşlarımızı tebrik ederiz. 60 diyen çok fazla olmuş sevgili arkadaşlarımızdan ama doğru cevabımız 76 idi. Bakalım hemen cevabı veren arkadaşımızı yazıyorum. Furkan Kerküt. Furkan arkadaşımız, Furkan Kerküt arkadaşımız gerçekten Harikasın bizden e, arkadaşlar efsane bir e, ne kazandı diyelim. Bir arkadaşlar e, Google amcaya girip orada güzel bir şekilde matematik videolarımızı izleme kazandı. Bravo Furkan'cığım gerçekten sana tebrik ediyoruz. Harika bir iş çıkardın. Beyda Kılıç demiş ki hocam ben 23 Nisan'da görevliyim. Kıyafetlerimi almaya gittim derse geç kaldım. Sıkıntı değil süpersin. Haydi bakalım çılgın sorumuzu da gönderdik. Ve geriye bombastik sorumuz kaldı. Evet lütfen sessiz olunuz. Bombastik sorumuz da arkadaşlar. Ekranda haydi bakalım sessiz bir şekilde e, yorumları okuyorum ben de bakalım. Meryem Erşan 76 demiş. Beyda Kılıç e, hocam sizi çok seviyorum demiş. Biz de seni çok seviyoruz. Havin Savrin demiş ki hocam ben e, Urfa'dan geliyor katılıyorum ve sizleri çok seviyorum demiş. Süpersin. E, Ahmet Durmaz demiş ki hocam ben kitabı almak istiyorum çok heyecanlıyım inşallah ben alacağım demiş arkadaşlarımızdan. Alper Ankara gözlemiş ki arkadaşlar makara yapmayın derse odaklanın demiş. Hayda. Ahmet inanç demiş ki hocam biz annemle pazara gidiyoruz dersten çıkmak zorundayım. Aman Allah'ım Ahmet'cim ne yaptın yavrucuğum ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi git bakalım tamam annelere annelerimize de arkadaşlar yardım edeceğiz tabii ki zaman zaman. Pardon. Şimdi sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Herkes hazırsa toplandıysa cevaplar gelsin bakalım. Yanda verilen ABCD dikdörtgeninin köşegenleri çizilerek elde edilen DAC açısı 56 dereceymiş. Buna göre AEB kaç derecedir demiş. AEB. Hemen ne yaptık arkadaşlar? Burası bakın. Soru işareti koyuyoruz buraya. Soru işareti koyduk. Şimdi şu bilgiyi unutma. Arkadaşlar dikdörtgenlerde köşegenlerin birbirini arkadaşlar eşit uzunlukta olduğunu ve birbirini tam ortaladığını kesinlikle unutmuyorsun. Ve bunun yanında şurada da bir tane inanılmaz güzel bir ikiz kenar üçgenimizin olduğunu da görebiliyoruz değil mi? Evet arkadaşlar bakın buradan görüyoruz. İkiz kenar bir üçgenimiz var. İkiz kenar üçgenlerin tabandaki açıları bakın tabandaki açıları birbirine eşittir. Bakın burası tepe açısı burası taban açıları. Burası 56 ise o zaman burası da 56 derecedir. Önce arkadaşlar ben şurayı bulmak istiyorum. Bakın çift soru işaretiyle gösterilen yeri bulmak istiyorum. Sonra oradan da hop buraya geçiş yapabilirim. O zaman ne yapıyoruz? 56 ile arkadaşlar 56'yı topluyorum. Topladığım zaman 2 buradan ne olur 112 derece oldu. Burasını bulmak istiyorsam 180'den 112'yi çıkartıyorum. Çıkartalım bakalım buradan arkadaşlar ne olacaktır? 8 kalır. Burada 7. Bu 7 kalırsa arkadaşlar 7'den 1 çıkarsa 6, 1'den 1 çık 0. O zaman arkadaşlar şurası kaç oldu biliyor musunuz? Burası 68 derece oldu. Peki ben burayı bulmak istiyorsam e tamamı buranın 180 değil midir Allah aşkına? Evet. O zaman ben bu soru işaretini bulmak istiyorsam arkadaşlar ne yaparım? Ne yaparım? E 180'den 180'den 68'i çıkartırım ve cevabım da 112 olarak ne yapmış olurum? Bulmuş olurum ve doğru cevabımız da 112 arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun 112 acil. Sanki öyle oldu. Birazcık bakalım 112 diyenlerden ilk cevabı veren Eylül Arslan. Süpersin Eylül. Hemen ismini yazdık arkadaşımızın. Eylül Arslan arkadaşımızın ismini yazdık. Eylül'cüm gerçekten süpersin. Harikasın gerçekten. Ve doğru cevabı da 112 bulan bakalım kimler var başka? Melis Yönezer doğru cevap vermişsin Melis'ciğim. Bakalım Tuğba Teber 112'yi vermiş. Elif Sofol da 112'yi vermiş. Ve Suna Çiftçoğlu demiş ki hocam ben basket oynuyorum. E, baskete gidebilir miyim? Biraz ısınmam gerekiyor demiş. Süpersin. Gidebilirsin tabii ki ama like atmayı unutmuyorsun. Tabii ki videolarımızda sonradan da izlemeyi unutmuyorsun dedik. Çıtır bir soruyla devam edelim mi arkadaşlar? Haydi bakalım çıtır sorumuz ekranda. Lütfen tam bir kütüphane sessizliği olsun. Arkadaşlarımız sorumuza bakalım. Yanda verilen şekilde L, M ve N noktaları doğrusal olduğuna göre L açısının bakın arkadaşlar burada L açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Sizlere böyle soru işareti de yaparım diyelim. Polat demiş hocam ben bir su içip geleceğim demiş. Polat'cığım lavaboya gideceğim demiş. Süper gidebilirsin tabii ki. Hemen gelmek kaydıyla ama. Alperen Karagöz göz süpersin. An demiş ki Salih Efe Tütücü tutucu demiş ki hocam annem camları siliyor. bezi sıkmam için bana verdi bezi sıkıp vermemi istiyor. Hemen geliyorum hocam demiş. Aman Allah'ım. Ya Rabbim nelere kaldık? Tövbeler tövbesi. Ders mi dinliyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten enteresan şeyler oluyor burada arkadaşlar. Tabii ki tam bir komedi. Sevgili arkadaşlarımız. Bu arada sevgili arkadaşlar tabii ki kodlarımızı vereceğiz. Sorularımıza şöyle bir bakalım kaç sorumuz kaldı. 2 e, arkadaşlar 3 4 sorumuz daha kalmış. Ondan sonra ne yapacağız? Yolculuğumuza devam edeceğiz. Şimdi soruya bakalım. Yanda verilen şekilde soru işareti olan bölüm soruyor. Sevgili arkadaşlar bakın burayı soruyorsa ben şu kısmı bularak buradaki üçgenden arkadaşlar faydalanabilirim. Bakın şuradaki üçgenden üçgenin iç açılar toplamı 180 derece ya arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Buradaki üçgenin iç açılar toplamı da 180 olduğu için ben buradan faydalanabilirim. Şimdi şu açıyı bulmak istiyorsam ben 180'den 75'i e çıkartırsam o açının değeri arkadaşlar kaç olur? 105 derece olur. Dolayısıyla buraya ben ne yazıyorum? 105 derece diyorum. 105 derece tamam. E buradaki bakın şu üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğu için ne yapmam gerekiyor buradaki açıyı bulmak için? 105 de arkadaşlar 48'i bulmam gerekiyor. Topladığımda burası 3. Burası arkadaşlar elde 1 olduğu için bir 153 yaptı. Peki soru işaretini bulmak için ne yapacağım? Soru işaretini bulmak için ne yapacağım? 180 iç açılar toplamından 153'ü çıkartıyorum. Buradan da sevgili arkadaşlarımız 27 cevabına ulaşmış oluyoruz. Bakalım 27 diyenler kimler? Görelim bakalım. İlk cevabı veren arkadaşımız da kendisi gerçekten e, süper hızlı. Süper hızlı Baran İriş. Süpersin Barancığım. Baran İriş arkadaşımız. Baran İriş arkadaşımız. Gerçekten hızlı ve öfkeli diyebilir miyiz acaba? Baran'cım harikasın ve doğru cevabı verdin. Tabii ki Dilara Çağla, Çalışkan Kız, Faruk Yılmaz ve Tülay da doğru cevap veren arkadaşlarımızdan birkaçıydı diyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir soruyu yaptınız ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir eşkenar dörtgen sorusu. Haydi bakalım sorumuz ekranda. Yine tam bir sessizlik olsun. Tam bir sessizlik arkadaşlar ve cevabımızı sizlerden alalım bakalım. ABCD eşkenar dörtgeninde DAB 78'miş. Olduğuna göre ABC açısı kaç derecedir demiş arkadaşlar. Bakalım doğru cevabı kimler verecek yorumlara bakıyoruz. Yorumlarımız evet bakalım ilk cevabı veren arkadaşımızın ismini. Yazacağız. Bakalım bakalım arkadaşlarımızdan söyle, sessizce sizce. Ee, ne yapıyoruz? Şenur Turhan demiş hocam çöp atabilir miyim? Tabii ki atabilirsin. Evet. E, demiş ki Zeynep Zehra Aslan hocam klavyede cevabı yazana kadar herkes cevabı yazıyor. Çok sinir oluyorum demiş. E, arkadaşlar burası hızlıların olduğu. Burada yavaş olan kaybeder. Gerçekten çok hızlı olmanız lazım çünkü burası kurtlar sofrası diyebiliriz bu da inanılmaz çalışkan arkadaşlarımız var. Onlar zaten bekliyorlar hemen tak yapıp işi bitiriyorlar diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar evet ilk cevabı veren arkadaşımızı gördüm gibi sevgili arkadaşımızın ismini hemen yazıyorum. Tek isim var. Sevgili Evrim arkadaşımız gerçekten doğru cevabı ilk veren arkadaşımızdı. Tebrik ediyorum Evrimciğim. Ve cevabı da hep beraber yapalım. Eşkenar dörtgende arkadaşlar biliyorsunuz tüm kenar uzunluklarımız birbirine eşittir. Hatta şöyle bakın sempatik bir şekilde çift çizgiler koyabiliyoruz. Peki devam edelim. DAB 78'miş. Arkadaşlar şurası 78 dereceymiş. Çok güzel hemen yazdım. E peki burası arkadaşlar ikiz kenar üçgen olduğuna göre ben şu açıyı bulursam bakın şu açıyı bulursam bu açı da şu açıya eşittir. Hatta ve hatta arkadaşlar eşkenar dörtgende köşegen bakın böyle iki eşit açıya böler. O zaman ben şuradan arkadaşlar 180'den 78'i çıkartıyorum. Çıkarttığım zaman kaç kalır? 102 derece kalmaz mı Allah aşkına? Bunu da iki eşit açıya bölersem bakın iki eşit açıya bölüyorum. Buradan kaç çıkıyor? 51 derece çıkıyor. Neresi 51? Arkadaşlar şuralar 51 derece. Bakın burası 51 derece. Burası 51 derece. Burası 51 derece. Burası da 51 derece. Peki bana neyi soruyor? ABC. O zaman arkadaşlar bakın şu açıyı sorduğuna göre ABC açısı bu açı olduğuna göre 51 ile 51'i toplarsam doğru cevabımın 102 derece olduğunu da ne yaptık? Senle beraber bulmuş olduk. Tabii ki daha önceki kısımlarda eşkenar dörtgenin özelliklerini çok iyi bilmen gerekiyor diyoruz. Ve haydi bakalım yolumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. Tabii ki arkadaşlar kodlarımızı sizlere vermiştik. İki tanesini açmıştık. Sonuncusu kaldı. Onu da en sonunda açacağız. Lütfen videodan çıkmayın. Hiçbir yere gitmeyin. Ve kodumuzu alın ve kitabı kazanma şansını devam ettirin diyoruz. Ve yolculuğumuza bir başka soruyla devam ediyoruz. Bakalım bu sorumuzun cevabını. Bir kız öğrencimiz mi, kız arkadaşımız mı yoksa erkek arkadaşımız mı bulacak? Gerçekten ben de merak ediyorum. Bakalım arkadaşlar yorumlara. Lütfen yorumlara yazınız. Bakalım doğru cevabımız neymiş? Bu model sorumuzun sevgili arkadaşlar. Yorumlara bakalım. Lütfen sessiz olun arkadaşlar. Çok önemli bir soru. Ee, İsmail Karacaoğlu. Geç geldim hocam özür dilerim demiş. İsmail'cim hiç sıkıntı değil. Yeriz aslan. Hocam yere su döküldü. E, temizlikçi ablayı çağırabilir miyim? Hayda. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar temizlikçi ablalar candır. E, onlar bizim için sınıfı temizliyorlar. E, lütfen yere su dökmeyelim. E, Ahmet Çoban o 102 demiş herhalde bir önceki cevabı. Hacer Bakır e, demiş arkadaşlar kodu açalım ama Hacer'cim olmaz. Lütfen videonun sonuna kadar bekleyeceğiz. E, Rabia Doğan demiş ki hocam erkenden kantine gidebilir miyim? demiş. E, Rabia'cım gerçekten zil çalmadan bir yere gidemiyoruz tabi dersimiz bitmeden gidemiyoruz. Şimdi yanda verilen ABCD bir kare ve DEC bir üçgendir. Görüyoruz arkadaşlar kare ve üçgen. <laughs> Buna göre e, arkadaşlar EDC açısıyla EDC açısıyla Arkadaşlar ECD açısı yani şunlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Şu açılar birbirine eşitmiş. Onu söylüyor bizlere. Buna göre ADE açısı kaç dereceymiş? Yani şurasını soruyor bizlere arkadaşlar. Şurasını soruyor. O zaman başlıyorum yapmaya. Arkadaşlar ikiz e, bu açılarımız eşitse o zaman 180'den 110 dereceyi çıkartıyoruz güzelce. Çıkarttığımız zaman geriye kaç derece kaldı? 70. 70'i de iki tane açı olduğu için 2'ye bölüyorum. Ve ne buluyorum? 35. Nerelere 35 buldum arkadaşlar? Bakın şuraları 35 derece buldum. Burasını da 35 derece buluyorum. Süpersin. E peki sevgili arkadaşlar. Bu bir kare ise ve karelerin biliyorsunuz bütün iç açıları 90 derecedir. Yani şurası arkadaşlar şurası 90 derecedir. E 90 derece ise sevgili arkadaşım. Burasını 35 bulmadık mı biz? O zaman soru işareti olan bölüm 90'dan bulmuş olduğumuz 35'in çıkarılması ile elde edilmez mi? Evet 90'dan 35 çıkartırsak 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 8'den 3 çıktı 5 kaldı. Ve doğru cevabımızın da arkadaşlar 53 olduğunu pardon 55 olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım yorumlarda kimler 55 cevabını verdi. Samsun'un plaka numarası arkadaşlar. Bakalım Furkan Güler harikasın. Rabia Doğan harikasın. Bakalım bakalım arkadaşlarımızdan kimler ilk cevap verenler. Şöyle yukarılara kadar gidelim en yukarılara kadar. Ve Defne Mercan süpersin. Defne arkadaşımız Defne Mercan arkadaşlar Defne Mercan arkadaşımız Doğru cevabı bizlere çabucacık, hıp hızlı bir şekilde verdi. Biz de onu alkışlayalım ve doğru cevap verdiği için sevgili arkadaşımız. Devam ediyoruz. Sorular bizde bitmez arkadaşlar. Süper soru ve ondan sonra arkadaşlar dersimizi tamamlayacağız. Haydi bakalım bu süper sorumuzun da cevabını veren arkadaşımızı şuraya e, arkadaşımızın yanına yazalım. Lütfen sessiz olun ve yorumları arkadaşlar yazın. Evet Nihal Ercan Samsun demiş herhalde Samsunlu. Öykü Direkli e, demiş e, 55 demiş herhalde evet bu başka. Belinay Çoban adımı okur musunuz? Çağla Mert Çelebi demiş hocam sizi çok seviyorum ve gerçekten çok seviyorum bu kanalı. Ve çok da güzel bilgiler öğreniyorum. Ali Koç hoş geldin Alicim. <laughs> Lütfen like butonuna basmayı unutma. Elif Ejin adımı okur musunuz demiş. Elifçim tabii ki okuruz. Zeynep uyanda yine. Aa Defne demiş. Şaşırmış herhalde. Defne'li bir akrabalığı var. Sevgili arkadaşımızın Sedat Altunkaya da adımı okur musunuz demiş. E, Asel demiş herhalde kendi adı. Asel bu Sedat Altunkaya herhalde babasının ismi falan gibisine bir şeyler olabilir. Evet arkadaşlar. Sorumuz ekrandaydı. Bir yandan da tabii ki yorumları okurken sizler de soruya odaklanıyorsunuz. Sessiz bir şekilde sorumuzun cevabını bulacağız arkadaşlar. Evet. Yukarıdaki şekilde DC ve E noktaları doğrusaldır. Yani, yani doğru demek yani doğrusal demek dümdüz demek arkadaşlar. ABCD B, C paralel kenardır. Arkadaşlar. Paralel kenarda şunu unutmayın. Paralel kenarda arkadaşlar karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bakın şu açıyla şu açı. Bu açıda da bu açı birbirine eşittir. Paralel kenarın özelliği budur. BC ikizkenar üçgendir. İkiz kenar üçgenlerin de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz tabandaki yani ikiz kenarların indiği yerdeki açılarımız birbirine eşittir. Bunu da söyleyelim. Olduğuna göre ve bu açıyı da vermiş olduğuna göre BAD kaç derecedir? BAD açımız yani şurası arkadaşlar. A ben burayı bulursam yani şurasını bulursam burayı da bulmuş oluyorum otomatikman. Hadi bakalım bismillah. Şurada bir üçgenimiz var arkadaşlar. Üçgenimizi hatta sizin için şöyle daha büyük bir şekilde çizeyim. Daha rahat görün diye sevgili arkadaşlar. Burası 68 derece. 68 derece tamam. E 68 ise burası da birbirine eşitse arkadaşlar. Ben şu açıyla şu açı eşit olduğu için bulabilirim. Hadi bulalım bakalım. 180'den 180'den 68'i çıkartıyorum sevgili arkadaşlar. Çıkartırsak 112 kalıyor. 112 kalıyor. Süper. 112'yi de iki eşit parçaya bölersem buradan sevgili arkadaşlar 56 derece kalıyor. Tamamdır. Çok güzel. O zaman ben buraya geliyorum. 56 derece yazıyorum. Buraya da geliyorum. 56 yazıyorum. Yani arkadaşlar şurası 56 dereceymiş. E burası 56 ise o zaman arkadaşlar ben şuradaki açı zaten 180 derece değil mi? Bakın burası 180 derece değil mi? Ben şuradaki açıyı bulmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? 180'den bakın 180'den 56'yı çıkarmam gerekiyor doğru mudur? Evet. 180'den 56'yı çıkartırsak 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 7'den 5 çıktı, 2 kaldı. Biri de aşağı indirirsek. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 124 kaldı. E burası 124 ise e burası da 124'tür. O zaman doğru cevabı 124 bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım arkadaşlarımızdan kimler en yukarıya kadar gidiyorum. Ve 124 diyen ilk arkadaşımız Zehra Kalender. Zehra arkadaşımız, Zehra Kalender arkadaşımız. Kalender arkadaşımız ne yaptı? Bizlerden bu arkadaşımızın üzerindeki şapka gibi bir şapka resmi kazandı. Onu nereden alıyorsun Zehra'cığım? Gidiyorsun Google'a yazıyorsun. Şapka resimleri diyorsun ve oradan da güzel kendine şapka beğeniyorsun. Harika bir şekilde görsellere bakarak avunuyorsun. Dedik ve arkadaşlar evet. Şimdi geldik koda. Herkes hazırsa arkadaşlar kodumuzun son bölümünü açacağız. Lütfen şu anda arkadaşlarımıza haber verin. Whatsapp'lardan hemen haberler uçurulsun. Şöyle arkadaşlar mesela hocamız kodun sonuncusunu veriyor. Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Hayriye, Kezban, Naciye, Fatma, Betül lütfen toplanın. Kodun sonuncusu geliyor diye lütfen Whatsapp'tan arkadaşlar bildirimleri açınız. Onun öncesinde Sizler arkadaşlar ne yapıyoruz? Tonguç Plus'ta bir davet linki gönderiyoruz. Davet ediyoruz. Diyoruz ki Tonguç Plus arkadaşlar gerçekten bu ve buna benzer birçok uygulamanın taktikli soru çözümlerinin kısa kısa konu anlatımlarının olduğu efsane bir e, dijital ders dinleme platformu arkadaşlar. Burada ne yapıyorsun? Bu konunun tekrarını kısa kısa ve gerçekten de çok böyle öz bilgilerle tekrar etmek istiyorsan, taktiklerle tekrar etmek istiyorsan mutlaka hemen videonun bitiminde e, Tonguç Plus'a giriyorsun. Daha birçok içerik var arkadaşlar. Rehberlik videoları, daha bunlara benzer testler, deneme sınavları, e, her şey arkadaşlar. Motivasyon videoları. Lütfen girip e, oraları bir kontrol et. Gerçekten de üyelik olursa, e, üyelikleri de var. Onlara da yine bakarsın diyoruz ve bu dersen sonra mutlaka giriyorsun. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Ve sevgili arkadaşlar kodumuzu açacağız. Kodu açmadan önce tabii ki ödevlerimize bir bakalım. Ödevlerimiz. Lütfen... Taktikli kitabından sevgili arkadaşlar. Üçgenler ve dörtgenler yani test 21, test 22 ve test 23'teki konularını çözüyorsun. Bu akşam hemen ödevini yapıyorsun. Dijital kitabı kazanan arkadaşımız da yine ne yapacak? Yapacak. Sıfırdan 5'e kaynağı olan arkadaşlar, sıfırdan 5'e kaynağı olan arkadaşlar da ne yapacaklar? Bakalım. Uzunluk ölçmeleri daha var. İşte arkadaşlar burada bakın çokgenler, üçgenler bakın burada çok güzel, dörtgenler ve üçgende ve dörtgende açılar. Bunları ne yapıyorsun? Yapıyorsun. Sayfa 62, 63 hatta 58'den başla 63'e kadar ödevlerini ihmal etmiyorsun. Hocam bende Dinamo Soru Bankası var diyen arkadaşımız da hemen bakalım Dinamo Soru Bankası'ndan neredeyiz? Ondalık gösterimde. Oo hocam bunları çok bitirdik zaten biz ya. Geldik dik çizme. buralarda. da işte arkadaşlar üçgenler. Bakın test 46, 47 ve 48 arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Yapıyorsun ve yazı hazırlığında tamamlıyorsun bunu da mutlaka ödevlerinin arasına koyuyorsun. Evet arkadaşlar kodu açıyoruz. Herkes hazırsa kodumuzu açıyoruz. Açıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk iki kodumuz zaten burada vardı. Açıyorum. Açtım arkadaşlar. JV2 diğer kodumuz da JV2 imiş ve lütfen hemen kitabı gir, aktive et ve kitabı cebe indir. Bedava kitap mükemmel bir şekilde. Hadi bakalım arkadaşlar burada da ödül sorumuz var. Ödül sorunun cevabını bul. Yorumlara yaz kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Thank <music> you.